Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün kümesimize 8 tane yeni kuş geldi. Şu an hepsi önümdeler. Birazdan tek tek göstereceğim sizlere. Özellikle 4 tanesi ayrı bir güzel. Bir çifti benim istediğim bir ırktı. Daha önce kümesinde olmasını istediğim. Fakat olmadı. Bugüne nasipmiş. Hüseyin Kılıç abimiz sağ olsun bize hediye etti. Kuşların 6 tanesi Hüseyin Kılıç abimizden. Daha önce videosunu çekmiştik Hüseyin abimizle. Diğer ikisi de Mehmet Sait kardeşimden. Mehmet Sait kardeşimi biliyorsunuz bize daha önce kuşlar da göndermişti. Buradan her ikisine de tek tek teşekkür ediyorum. Ayrıca bir sürprizim var. Kuşları tanıtmaya geçmeden önce. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Sabuni ve Mavi yumurtladı. Ve şu an erkek yumurtanın üzerinde yatıyor. Yalnız şöyle bir şey oldu. İki yumurtaları vardı. Bir tane yumurta tam gelişmemiş. O yüzden anne yumurtayı dışarı atmış. Ben de kaldırdım. Şimdi dilerseniz kuşlara tek tek bir bakalım. Neler gelmiş, neler var. Sizin de beğeni ve görüşlerinize sunalım. Ve onları ayıralım arkadaşlar. Diğerleriyle karıştırmayalım. Hasta olurlar vesaire. Bir süre karantinada dursunlar. İlk önce buradaki kuşlardan başlayalım arkadaşlar. Buradaki aldığım kuşları bu alttaki yere atacağım. Şuradaki kuşları da bu kafese koyacağım. Önce bu kuşlarımızı açalım. Bakalım buradan çıkarmak da biraz zor. Tek tek çıkarabileceğim bir kaçırmadan. Evet, bir tane mavi, gök mü deniyor buna? Mavi mi deniyor? Hop. Şöyle bu kuş arkadaşlar. Güzel, yakışıklı bir kuş. Bunu buraya atıyorum. Hafiften de kapatalım. İkinci kuşumuz burada arkadaşlar. Şöyle gemi gibi bir kuş. Onu da diğer arkadaşının yanına koyalım. Birazdan yakın çekimde göstereceğim onları. Şimdi üçüncü kuşumuza bakalım. Bunlar miski galiba. Bir taneyi kaçırdık. Diğer kuşumuz da burada. Güzel bir miski sanırım. Bunu da attık. Kaçan miskiyi de yakalayalım. Evet, kaçan kuşumuz da burada arkadaşlar. Şöyle renkleri. Şöyle. Bu da bayağı iri bir kuş. Bunu da diğerlerinin yanına koyalım. Şimdi diğer kutudaki kuşlara bakalım. Onları da buraya alacağım. 4 tanesini de buraya. Yani 4 buraya, 4 buraya koyacağım arkadaşlar. Bakalım tombalardan ne çıkacak. Evet, bir tane mavi çıktı. Bunlar yavru arkadaşlar. Bu Mehmet Sait'ten gelen kuşlardan bir tanesi. Şöyle gözlerine bakabilirsiniz. Ön perçemli, ön tepeli. Gözleri çok güzel. Bunu da içeri bırakalım. Ve onun bir kardeşi var. Daha bunların cinsiyetleri belli değil. Evet, tombaladan çıkan diğer kuşumuz. Mehmet Sait kardeşimizin gönderdiği diğer kuşun kardeşi. Bunda perçem yok. Şöyle gördüğünüz gibi bunun da gözü çok güzel. Farklı bir göz yapıları var. Şöyle daha yakından. Ve tüyde bu kuşlar arkadaşlar. Bunu da koyalım. Özellikle bu iki kuş için bu sefer yok şöyle iyi böyle iyi vesaire bir şey demeyeceğim. Bunlar daha yavru, hiç uçmamış. Bunları uçurarak hep birlikte göreceğiz. Tabii ki kimse kötü diye bir kuş almaz.
Ve ben bunların hiçbirine ücret vermedim, para vermedim. Sağ olsunlar bana hediye olarak gönderdiler. Bakalım bunları hep birlikte göreceğiz ama bence çok şaşıracağımız kuşlar bunlar. Şimdi son iki kuşumuza bakalım. Bunlar farklı bir ırk. Yalnız bunların kuyrukları yok. O yüzden tutmak biraz zor. Zaten normalde de zorlanıyorum. Evet arkadaşlar. Bu kuşlarımız da biraz kül alsınlar diye kuyrukları kesilmiş mirolar. Şöyle göğüsleri. Ayaklarında federasyon künyeleri var. Hüseyin abimin kendi künyesi de var. Şöyle güzel mirolar. Şöyle kanatlarına bakabiliriz arkadaşlar. Bu da son kanatta zaten. Kanadı görüyorsunuz. Son fake de deniyor galiba ona. Bunu da bu yavruların yanına bırakalım. Bunlar eşler. Mirolar eşler bu arada arkadaşlar. Diğer gelen kuşların hiçbiri eş değil. Bu da Miro'nun eşi arkadaşlar. Buna da bakalım. Şöyle göğsünün kınasına bakabilirsiniz. Gözlerine, gagasına. Anlayan arkadaşlar yorum yaparsa sevinirim. Kanat yapısı. Gerçi bunların beline bakılıyordu galiba. Şöyle beline bakabiliriz. Bir de altına bakılıyor galiba. Altına da bakalım. Şöyle göstereyim. Anlayan arkadaşlardan yorum bekliyorum. Şöyle üstten şuralarına bakalım. Bu kuşlardan bir tane platin yavru olmuş. Ben tam bilmiyorum platin yavru ne oluyor ama Hüseyin abi çok seviyormuş o yavruyu ve uçuruyormuş. En son atmaca kuşu aldıktan sonra diğer kuşlardan da soğudum diyor. Daha yeni yeni kuşlara tekrar bakmaya başladı. Bakalım inşallah bizde de güzel yavrular verirler. Buradaki kuşlar arkadaşlar Hüseyin abinin kendi soyları. Uçurduğu kuşlar. Şöyle kapısını açıp bir bakalım. Arkadaşlar bu kuşlar hali hazırda uçan kuşlar. Güzel sefer yapan, hiçbiri eş değil. Güzel takla atan kuşlar. Yalnız tek bir handikapları var. Bu kuşlar çatıda uçurulmaya alıştırılmış. Yani benim buraya uymayabilir. Öyle bir sıkıntı var. Yani çatıda beslenip alıştırılan kuş yere geldiği zaman alışamıyor. Bizim bu mavi güvercinimiz mesela çatıda beslenip bize geldiği için inişlerini çatıya yapıyor. Çok güzel seferler yapıyor. Son videoda izlemiştik. Ama işin sonunda çatıya iniyor. Şuradaki yavruların en büyük avantajı henüz uçmadılar. Ne yerde ne çatıda uçmadılar. Zaten tüydeler. O yüzden bunlarda handikap yok. Evet Hüseyin abimizin kuşları da çok iyi kuşlar. Ama çatıda beslendiği için ben çatıya atacaklarını düşünüyorum ama hep birlikte bunları deneyeceğiz, bakacağız. Ve ona göre sevdiğimiz arkadaşlarımıza, çatıda besleyen arkadaşlarımıza belki hediye etmek zorunda kalacağız. Zaten birçok takipçimize kuş gönderdim bugüne kadar. Ama bende de çok az sayılı kuş var. O yüzden göndereceğim kişileri ben belirliyorum. En fazla yorum atan arkadaşlar, en çok iletişime geçtiğimiz arkadaşlardan kuş besleyen varsa onlara ben gönderiyorum. En son Emre Yıldırım kardeşime göndereceğim. Şu an kafamda bir iki kuş var. Daha tam netleştirmedim. Onun da istediğini, ne istediğini biliyorum. Ona bir karma bir şey yapıp buradan kuş vereceğim. Ama tabii ki şu an vizyonda olan videolarımızı çektiğimiz kuşlar ayrıca kalacak. Alaları çok fazla soran var arkadaşlar. Size güzel bir haber vereyim ve bilmeyenlere tekrar söyleyeyim. Ala güvercinlerimi ben aldığım yere geri verdim. Yani Tolga kardeşime, Hüseyin Kılıç abimle birlikte bakıyorlar. Onlara geri verdim. Ama verme sebebim çoğalması için. Biliyorsunuz ben burada üretemedim onları. Yavru alamadım. Ve gider gitmez de bir hafta sonra yumurtlamışlar. Şu an yumurtadalar.
Onlar ilk yavrusunu aldıkları gibi anne babayı geri bana verecekler. Çünkü soyu kurumuştu arkadaşlar o halaların. En son soy bendeydi. Bana verdikten sonra kendilerindeki anne baba öldüğü için ben alaları tekrar üretip çoğaltsınlar diye verdim. Ve bir yavru alıp bana tekrar geri kuşlarımı verecekler. O yüzden bana soran arkadaşların hepsine üretimde diye cevap yazdım. Pek yakında alalar tekrar gelecek. İnşallah tekrar güzel uçum videolarını çekeceğiz. Mirolarla ilgili de bir planım var. Bunlar değil ama yavrularını uçurmak istiyorum arkadaşlar. Yani yavrularını uçurmak istiyorum. Miroların çok güzel uçtuğu söyleniyor. Ve ben de Miro uçurmak istiyorum. Çünkü Miro uçuran kimse yok. Biraz pahalı bir kuş olduğu için kimse uçurmak istemiyor. Atmacaya yem etmek ya da kaçırıp başkasına yar etmek istemiyor. Ama benim öyle bir korkum, kaygım yok. Ben kuşu havada seviyorum. Tabii ki yerde de seviyorum ama önceliğim havada. O yüzden burada yakın zamanda Miro uçum videoları da izleyeceğiz. Ha, bunlar uçarsa bunları da kovalarım. Hiç sorun değil. Ama bunlar bu saatten sonra uçacağını pek zannetmiyorum. Onlara da şöyle bir yakından bakalım. Özellikle Miro'cu arkadaşlardan yorum bekliyorum. Miro ile ilgilenen arkadaşlar. Şu mardinlere de bir tip olarak bakabilirsiniz. Ön perçemli bir kuş. Hadi ben yine o ön perçemlerin nereden geldiğini size söyleyeyim. Videoyu zaten buraya kadar izleyen arkadaşlar bizim gerçek takipçilerimiz. Bundan öncekiler açıp kapatan vesaire sırf böyle bir açık bulmak için izleyen insanlar. Arkadaşlar bu gelen maviler şu bizim hani 5000 TL diye bahsettiğimiz bir kuş vardı ya, en son çatıya attı. O kuşun kardeşleri. Tekrar Mehmet Sait kardeşinden aldım ben bunları. Bunlar yumurta kardeşi. Birkaç yılda bir ön perçem yavru veriyor bu kuşlar. Ve bu kuşu bakan kişi de ön perçemleri elinden çıkarıyor. Yani ona göre değersiz. Yani hiçbir şekilde kuşların standardını bozmuyor. Kümesinde 50-60 tane kuş varmış ve hepsi tek tip. O yüzden bu yumurta kardeşlerini olduğu gibi Mehmet Sait'e vermiş. Ve Mehmet Sait'ten de ben bunları uçurmak için aldım. Eğer güzel uçarlarsa, test edersek üreteceğiz. Ben de Mehmet Sait kardeşime yavrularından vereceğim. Kendisi ben çok ilgilenemiyorum, uçuramıyorum dedi. O yüzden de bana hediye etti. Buradan tekrar teşekkür ediyorum. Yani bu 5000 TL'lik dediğimiz kuşun yavruları. Bakalım kuşlar 5000'lik mi, 3000'lik mi yoksa 1 TL mi, hiç önemi yok aslında. Bakalım kuşlar iyi mi kötü mü. Yani kuşlarda zaten bu kadar uçuk rakamlar vesaire tabii ki emek işi ama ben anlamam. Sadece kuşun iyi kötü olması için bir araç olarak kullanıyorum. Dediğim gibi o kuşa da zaten 5000 lira vermedim. Bazı arkadaşlar yanlış anlamışlardı. Ama böyle bir şey yok. Ben sadece söylenileri söyledim. 5000 TL değerinde dediler. Biz bunları 5000 liradan sattık, satıyoruz dediler. Ben de size ilettim. Yani bir aracıyım, elçiye zeval olmaz. Ben hayvan sevdalısıyım. Köpek, kuş, kedi. Yani benim sevdam bunlarla. Gördüğünüz gibi postalarım da var. Postalarla ilgili farklı projem var. Bazıları diyor ya işte o kadar kuş beslenir mi? Kardeşim hevesim var. Yan tarafta da döneklerim var. Döneğin dönmesi beni ayrı bir mutlu ediyor. Mardin'in taklaları ayrı bir mutlu ediyor. Ha şunu açıkça söyleyeyim. Trakya'da yaşıyorum ama Trakya makaracıları beni o kadar tatmin etmedi. Ama o etmeyeceği anlamına gelmez. Yani bir tane beyazım var makaracılar. Ondan çok memnunum. Çok güzel. Hepsi onun gibi olsa keyiften durulmaz. Ama gerek yavrularda biliyorsunuz uçsunlar diye uzaktan attık. Vesaire kaçırdık. Sonra geri geldiler. Ama her bir kuşun ayrı bir güzelliği var. Postalarda da mesela uzaktan salma işini bir yavru alayım. Asıl ondan sonra yapacağım. Yani yavaş yavaş uzatarak belki İstanbul'a belki Kars'a kadar gidip oradan salacağız vesaire vesaire. Öyle hayallerim var. Postalarla yarışa girme gibi bir hayalim var. Ayrıca yani sürün gibi kuşlar çok güzeller. Kimisi yabaniye benzetiyor ama ben de baktığım zaman bir ceylan görüyorum. Yani bir ceylana benzetiyorum.
Bence gayet estetik kuşlar. Güzel kuşlar. Buradan Tayyar Başaran hocama da tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Bazı arkadaşlar demiş ki yok ayağında künyesi yok bir tanesinin. O kötü. Diğerinin ayağında künyesi var. O iyi. Öyle bir şey yok arkadaşlar. İkisi de Tayyar Başaran'ın kendi soyu. Sadece ötekine künye takmamış. Olay bu. Damızlığa atmak için. Diğerini yarışa soktuğu için ayağında GPS'i de var. Ve künyesi de var. Bu olabilir. Yani takmayabilir. O an elinde olmayabilir. Zaman olmayabilir. Hastanededir vesairedir. Gününü geçirmiştir. Bu kuşun kötü olduğu anlamına gelmez. Evet, dışarıda da müthiş bir rüzgar var. O yüzden burada çekiyorum. Dışarıda bildiğiniz fırtına var. Kuşları çıkarmıyorum dışarıya. Hem hastalanırlar. Kalkarlarsa da yere inemezler. Ayrıca bugün çok güzel bir Adana güvercini uçum videosu çekecektik. O da hava muhalefeti dolayısıyla iptal oldu. Umarım ilerleyen zamanlarda Adana güvercinlerinin videosunu da çekebiliriz. Kelebek güvercinlerini çekme gibi bir durumumuz var. Burada birisini buldum. Bize çok yakın ama zamanını uyduramadık bir türlü. Ama onu da yakında uyduracağız. Kuşları arkadaşlar bu şekilde ayırmamın sebebi herhangi bir hastalık vesaire varsa bildiğim kadarıyla ya içtikleri sudan ya da dışkıdan bulaşıyor. O yüzden de bir hafta kadar karantinada tutacağım. Yani kuşlar herhangi bir sağlık problemleri gözükmüyor. Pusma vesaire yapmıyorlar. Hani biraz yeni geldiklerinden dolayı tedirginler, o belli. Bir hafta sonra buranın içini açacağım. İçeride biraz alışsınlar. Sonra da kanatlarını bantlamadan ufak ufak dışarı çıkarıp içeri alacağım. Sonra da uçuşlara başlarız hep birlikte. İzleriz. Hem bu sırada maviler tüyünü atmış olur. Zaten miroları ayrı kapatacağım. Bunlar böyle kalmayacak arkadaşlar. Ve şimdi kuşlar çoğaldı. Burada gözden çıkardığım kuşlar var artık. Yani onları eleyeceğiz. Mesela artık şu kara çakmaklının eşini değiştireceğim. Çünkü yavrular istediğim gibi olmadı. Yavrular evet güzel. Güzel oynamaya başladılar ama damla beslenecek kuşlar. Çatıda beslenecek kuşlar. Arap ayna kuyrukların yavrusu güzel çıktı. Yani benim için kriter yere inmesi. Şu an önceliğim o. Ama çakmaklılarda bir çatı alışkanlığı var ve bunu kesemiyorum. Şu çakmaklıdan, yavru çakmaklıdan ümitliyim. Ve o yüzden bu çakmaklı ile kara çakmaklının eşini değiştirmeyi düşünüyorum. Yani buradan gidecek kuşlar var, azalacak kuşlar var ve dediğim gibi bu kuşları da dördünü uçurmayı deneyeceğiz. Eğer güzel uçanlarını bırakacağız. Güzel uçmayanlarını elimizden çıkaracağız. Bunların güzel uçup uçmaması, bu kuşların kalitesi belli arkadaşlar. Bu kuşlar kaliteli. Yani buradaki güzel uçup uçmama olayı, kuşlar dediğim gibi çatıda beslenmeye alışık olduğu için buraya adapte olabilen olacak mı? Yani burada iyi kötü kastımız aslında yanlış anlaşılmasın. Burada kötü kuş yok. Sadece kuşlar yıllardır çatıya inip kalktığı için burada da o alışkanlıklarını devam ettirebilir. Ve yere değil her seferinde çatıya inebilirler. Ve sevdiğimiz takipçilerimize bu kuşlardan göndereceğim. Çakmaklılar da aynı şekilde kötü oldukları için değil, çatıda beslenebilecek kuşlar ya da benim beceriksizliğimden kaynaklandı diyelim. Benim amatörlüğümden kaynaklı. Ben de biliyorsunuz sizlerle birlikte geliştirdim kendimi, öğrendim. Bunlar yavruyken çok büyük hatalar yaptık. Ama mesela Arap ayna kuyruk o kadar hata yapmama rağmen yere iniyor. Demek ki onun da kanı bir farklı. Kara çakmaklıyla maviyi eş yapabilirim. Şu 5000 liralık dediğim kuşu. 5000 TL artık, ben onun lakabını öyle koydum arkadaşlar. Sakın yanlış anlamayın. Hala 5000 lira 5000 lira. Hani anlayasınız diye. Çünkü onunla ilgili öyle bir video çektik. Anlaşılması kolay. Şimdi mavi deyince anlaşılmıyor ama 5000'lik video çektiğimiz kuşla eşlemek istiyorum kara çakmaklıyı. Çünkü kara çakmaklı gerçekten çok güzel. Ama ben eşinden aynı oranda ikisinden güzel yavru çıktığını düşünmüyorum. O yüzden orada bir eş değişimine gideceğim. Bakalım. Yani yeni yeni tüye giren kuşlar var. Şu kuşu deneyemedim daha yavru. Mesela bu da Hüseyin abimin kuşlarından. Ondan almıştık. Ayna kuyruk. Ama henüz deneyemedim. Bakalım, onları da deneyeceğiz. Evet, söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Özellikle mirolarla ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Miro'dan hiç anlamıyorum. Hadi Mardin'den
Ufak ufak anlamaya başladık. O da yerde belli olmaz diyorsunuz. Mardinlerin şekilleriyle falan yorum yapabilirsiniz ama Mirolar tamamen masa kuşu. Onlarla ilgili merak ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Şimdilik hoşça kalın. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.